maçla bunun ucundan toplayacağını. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde yaşayan Ferhatoğlu ailesi atalarından kalan geleneksel yöntemle zeytinyağı üretimini sürdürüyor. Yüzyıllık fabrikada taş baskı yöntemiyle soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor. Traktörlerle fabrikaya getirilen zeytinler önce tartılıyor, vakumlanarak yapraklarından ayrıştırılıyor. Sonra taşıyıcı bant yardımıyla taş baskıya alınıyor. Her biri 1,5 ton ağırlığındaki iki taş silindir altında yaklaşık 40 dakika ezilen zeytin hamur kıvamına geliyor. Hindistan ve Pakistan'da yetişen jüt bitkisinden üretilen çuvallara konulan zeytin hamuru presleniyor. Çuvallardan sızan soğuk sıkım zeytinyağı ambalajlanarak tüketiciye sunuluyor. Aile zeytinyağı fabrikaları bulunmasına rağmen dededen kalma bu binada geleneksel üretim yöntemini 5 nesilden beri yaşatıyor. Agah Ferhatoğlu geleneksel yöntemin farkını anlattı. Diğer kontinent sisteme göre ayırt ettiğimiz özelliği yüksek devirdeki sürtünmeye maruz kalmamasıdır. Yüksek ısıya maruz kalmamasıdır. Ferhatoğlu soğuk sıkım zeytinyağının üstün yönlerini sıraladı. Polifenoller bakımından, E vitamini bakımından, antioksidan bakımından çok zengin bir yağ diğer yağlara göre. Üretim koordinatörü Abdullah Şengören taş baskı yönteminin geçmişini ve yararlarını anlattı. 5000 seneden beri taş baskı taş değirmenlerde aynı buğday gibi hamur haline getirilerek, yalaklara dökülerek imal edilmektedir. Baskının içinden zeytinyağı kendi kendine akmaya başlar. Buradaki sıcaklık 18 ile 20 derece arasındadır. Tamamen soğuk baskıdır. Bu da zeytinin içindeki minerallerin, vitaminlerin bu yağa geçmesini ve insanlara daha faydalı bir halde tüketilmesini sağlamaktadır. Geleneksel yöntem daha fazla insan gücü ve daha az üretim anlamına geliyor. Modern fabrikalarda 100 kilogram zeytinden 22 litre yağ üretilirken taş baskıda yalnızca 16 litre yağ elde ediliyor. Buna rağmen Ferhatoğlu ailesi ata mirası geleneksel yöntemden vazgeçmiyor.